Merhabalar, geldik 14. dersimize, Traversal projemizde. Şimdi normalde ben 14. ve 15. ders çekmiştim. Sonra onların renderlerini aldığımı sandım ve silmişim bilgisayarımdan. Ondan dolayı son derste bazı böyle küçük farklılıklar olabilir. Mesela burada index yazıyordu, şimdi yazmıyor falan. Çünkü komple sildim ben şeyleri. Son ders, yani 13. derse geri getirmeye çalıştım. Ya yani herhalde uyumludur. Çünkü ekstra bir şey yapmamıştım. Hep tasarım bazında bir şeyler yapmıştım 14 ve 15'te. Şimdi 14 ve 15'i maalesef tekrar çekmek durumunda kalacağım. Şimdi neredeyiz biz? UI layout'umuz vardı. Şimdi UI layout tarafında bir tane render body var sadece. Tamam, render body kalsın. Bunda herhangi bir sorun yok. Yani zaten bunu da sileceğim. Bunu da silelim beraber. Şimdi UI layout temizlendi. WRoot'a geldim. Traversal Starter'ı açtım. Burada index sayfası üstünden ilerleyebilir miyim? Bence ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Bunun üstünden ilerleyelim. Şöyle tarayıcı üzerinde bir çalıştırmış olalım burayı. Bir bakalım ne geliyor, ne gelmiyor. Önce bir onu görelim. Sonra ona göre işlemlerimize buradan başlayalım. 14. dersimiz olacak bu ders. Şimdi geldi. Süper. Tam böyle istediğim formatı yakalamış oldum burada. Şimdi Ctrl A, Ctrl C dedim. Ardından bunu layout'un içine yapıştırdım. Şimdi bizim layout'umuzda ne olacak biliyor musunuz? Şu üst menü olacak. Tamam mı? Bir de şu alt kısım olacak. Ama bu alt kısımda da bütün alanları kullanmayacağız. Belli alanları kullanıyor olacağız. Bir yandan da Core proje açık. Bu da Udemy'deki yeni kursumun çekimleri devam ediyor. Onda da yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şimdi ben index üzerinden uygulamayı şöyle çalıştırmak için en sona gelelim. Şöyle şuraya işte sırf hata vermesin diye bir tane render body atamış olalım. Şöyle render body atamasını yaptım. Ardından indekse geldim. İndeks üzerinden uygulamayı çalıştırmayı deneyeceğim. Bir çalışsın bakalım indeks üzerinden nasıl geliyor. Bir görelim. Şimdi orası çalışırken biz de bu arada WRoot'a geri dönelim. WRoot'un içinde Traversal Starter diye bir dizin var. Bu dizini kopyaladım. Klasör dizini. Şimdi UI layout'a geldim. Şöyle en üste çıktım. Burada style sheet'lerin içine vereceğim. Bakın böyle geldi. Tamam mı? Hemen beraber düzenleyelim. Geldim. Tilde slash Traversal Starter slash. Ardından şurayı şöyle kopyaladım. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar şöyle aşağı doğru iniyorum. İndikten sonra şurada scriptlerim var. 1, 2, yukarıda var mıydı? Vardı. Yukarıda da vardı bayağı bir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam mı? Bunları böylece yani bir de şurada var. 9. 9 tane scripte yapıştırmış oldum. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bir bakalım sayfamız yenilendiği zaman nasıl bir sayfa yapısı bizi karşılayacak? Beraber görelim. Güzel, böyle geldi. Tamam. Aslında tam böyle istediğim yapıyı yakaladım. Layout için kısmen hazırız. Şimdi biz burada şöyle uygulamaya geri dönelim. Şurayı kapatalım. İçini düzenleyeceğiz ama öncesinde ben diyorum ki ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Biz şu you don't need to go far to var ya işte uzağa gitmeye gerek yok gibi çevrilen kısım. Şu section alalım. Şu section alanını şöyle şurayı geldim. Kestim. Bunu geldim indeksin içine yapıştırdım. Bu bir. Devam ediyorum. Sonra altta bir section daha var. Bunu da geldim kestim. Bunu da şöyle şuraya yapıştırdım. Burası 2. Devam ediyorum. Ondan sonra şurada bir başka section alanı var. Geldim bunu seçtim. Kestim. Bunu aşağı yapıştırıyorum. Burası 3. Yani indeksin içine yapıştırıyorum bunları. Şuraya geldim kapattım. Sonra şurayı kapattım. Ondan sonra şurayı kapattım. Footer'a almayacağım. Burayı kestim. Geldim. Şöyle şuraya yapıştırdım. Tamam, güzel. Devam ediyorum. Ondan sonra burası footer alanı. Footer kalsın. Sonra altı da komple zaten script. Yani şu anda toplamda düşürdük. Kaç satırdı burası bilmiyorum. İlk başta 700 küsür satır falandı sanırım. Şu anda toplamda kaç satıra düşürdük? 300 satıra düşürdük. Daha da azaltacağız bunu. Hiç problem yok. Güzel. Geldim buraya. Şimdi sayfayı yeniledim tekrar. Tamam. Bir dakika. Niye böyle geldi? Şöyle tümünü kaydettim. Burayı da kaydetmiş olalım. Ardından şöyle sayfayı tekrar yeniliyorum. Heh, şundan dolayı gelmiyor. Çünkü render body'nin section içinde çağrılması gerekiyordu. Yani render body'yi biz şu an burada çağırıyoruz. Bu kodu geldim ben kestim.
Kestikten sonra bunu şöyle header'ın altında şurada bir yerde herhangi bir yerde çağırabilirim. Burada çağıracağım. Şimdi burada çağır dedim. Şöyle sayfayı yeniliyorum. Yenilediğim zaman şimdi tam istediğim formatta gelecek. Bekliyorum gelmesini. Bakın geldi. Tamam mı? Burası böyle. Hiçbir sorun yok. Çok güzel. Şimdi gece modu çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Sadece görsellerimiz falan yok. Olur. Onlar hiç sorun değil. Onların hepsini düzelteceğiz. Şimdi ben ne diyorum biliyor musunuz? İlk önce indeksten önce şurayı bir parçalara ayıralım. Nereyi biliyor musunuz? Layout. Yani layout'un içinde bazı alanlar var. Onları biz parçaların içine çekelim. Şöyle yapabiliriz. Şimdi uygulamanın bunlarda bir dakika bir bakayım. Bunlarda bir şeye ihtiyaç var mı? Veri tabanı işlemine yok. Burada da yok. Tamam, bunu biz hallederiz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. View klasörüne geldim. Bizim burada shared diye bir klasörümüz var. View klasörü içerisinde ben bir klasör daha ekliyorum. Bir klasör daha ekliyorum. Bu klasörün ismi layout partial klasörü olsun. Tamam mı? Layout partial klasörüne sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Ben buraya bir tane view ekleyeceğim. Bu view'imin bir razor view olacak. Ve bu bir partial olacak. Mesela ilk başta ben şunu istiyorum. Alt tire header partial. Bir header partial view oluşturacağım ve bunun üzerinden ilerleyeceğim. Yüklensin sayfamız. Bekliyorum yüklenmesini. Bir saniye. Şöyle tekrar ekle diyelim. Şimdi layout partial içine bir header partial ekliyorum. Gelsin. Tamam, bu geldi. Şimdi mesela ben burayı şöyle H1 tagıyla partial alanı yazdım. Tamam mı? Sonra UI layout'un içinde bir yerde ben bunu çağırmak istiyorum. Mesela şurada çağırmak istiyorum. Burada çağırmak için şöyle bir şey yapabilir miyim? At HTML nokta partial deyip parantezimi açtım çift tırnak içerisinde. Ardından bunun linki. Şimdi bu nerede? Tilde slash işte views daha sonra bir slash daha. Sonra layout partial içinde yer alan bir slash daha alt tire header partial nokta css html dersem. Şunu da partial asenkronik yaparsak altındaki yeşil çizgi kalkar mı? Kalkmadı. Ha, kalktı. Tamam. Şimdi bu şekilde kullanabilir miyim bilmiyorum. Denemem gerekiyor. Şunu da küçük yapalım şöyle. Beraber bir bakalım çalışacak mı? Şimdi uygulamayı ben yine nereden çalıştırmalıyım? Tabii ki indeksten çalıştırmalıyım. Şöyle go to view dedim. Geldim buraya. Sağ tuşa tıkladım. Tarayıcı üzerinde göster dedim. Önce bir layout'u bir toparlayalım. Ondan sonra layout istediğimiz yapıya ulaşırsa sonrasında şeyi kullanacağız. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Belki de şeyin altında kaldı. Şu slider'ın altında kalmış oluyor. Mesela şunu kestim. Şöyle bir dakika. En alta bir yapıştıralım. Şöyle en alta yapıştırdım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum. En altta olsun. Hiç sorun yok. Yani sadece bana şu yazıyı veriyor mu vermiyor mu? Ben onu görmek istiyorum. En alta indim. Burası bana bu yazıyı vermedi. Neden? Hemen bir bakalım. Mesela sen şöyle gelseydin nasıl gelecektin? Yok, böyle gelmene hiç gerek yok. Şimdi views da şu tildeyi de silelim. Kaydettim, geldim. Sayfamı yeniliyorum. Geldi mi? Gelmedi. Bir dakika, bir daha yenileyelim sayfayı. Şimdi şurayı HTML partial asynchronic views klasörü içinde yer alan layout partial. Tamam, layout partial içinde yer alan alt tire header partial nokta css html. Tamam, bu şekilde gelmen gerekiyor zaten. Senin şuna bir bakayım ben. Bunun bir controller tarafında şeye mi ihtiyacı var diye bir düşünüyorum da. Normalde böyle olması gerekiyor. Views içinde yer alan layout partial klasör içinde yer alan. Klasör ismi doğru değil mi? Doğru. Header partial. Bunun ismi doğru değil mi? Bu da doğru. Yani buraya da doğru yazdığımı düşünüyordum. Tamam, bu da doğru. Peki o zaman şöyle yapsak. Bunu bir
bağlasak. Mesela controller tarafına geldim, ekle dedim. Aslında burada Vue Import, yani Vue Component'te kullanabilir miyiz? Ya Vue Component'te kullanılabilir ama yani Vue Component'e ihtiyacımız olan alanlar değildi bunlar. Normalde parçala senkroniyim. Burada istediğim formatta çalışması gerekiyordu. Peki şöyle yapalım. Bir controller ekleyelim. Boş bir controller olsun. İsmi de arkadaşlar Layout Partial Controller olsun. Böyle bir isim vermiş olalım. Şurada da bir ifadesi var. Şu bir ifadesini silmem gerekiyor. Bekliyorum. Kendine gelirse Visual Studio. Şöyle evet dedim. Tamam. Şimdi burada sen bir partial result ver bize. Geriye de partial view döndür. Şimdi peki şöyle deneyelim. Bir bakalım bu şekilde olduğu zaman nasıl olacak. Yani arka tarafta bir metoda bağlı olarak çalışsın. Razor view dedim. Ondan sonra ismi işte header partial olsun. Yani aslında çok da bir farkı yok bence. Header partial olarak adlandırmış olalım bu kısmı. Bir görelim bakalım böyle geliyor mu? Beraber kontrol edelim. Bekliyorum yüklenmesine. Şimdi burası geldi. Sen diyeceğim H1 tagıyla merhaba yaz buraya. Tamam. Ondan sonra şuraya geldim. Bir dakika seni kapatalım. UI layout'a geldim tekrar. Sen diyeceğim HTML parça asenkroni alacaksın. Peki bu nerede? Bu. Böyle bir zaten klasör olduğu için direkt kendisi verdi bana. Header partial alacaksın. Header partial. Bu şekilde çalışması gerekiyor diye tahmin ediyorum ama çok da emin değilim. Bir bakalım tekrar. Böyle çalıştırabilecek miyiz? Kapattım. Burayı da kapattım. Bekliyorum yüklenmesini. Şeyden dolayı mı ya acaba? Await komutu yok ondan dolayı mı? Şöyle bir deneyelim. Şöyle sayfayı yenilemiş olalım. Acaba await ekleyince az önceki de çalışacak mıdır? Asenkronik olduğu için await bekliyor olabilir. Evet. Peki az önceki çalışır mı? Yani alt tire header partial. Bu çalışır mı? Şöyle kaydettim. Orada da başka bir şey yazıyordu. Bekliyorum yüklenmesini. Aslında o da çalıştı. Hani hiç bizim şeye ihtiyacımız yok. Layout partial diye bir controller'a hiç ihtiyacımız yok. Aslında sorun bütünüyle await komutunun olmayışına kaynaklanıyordu. Şöyle şunu bir sileceğim. Ondan sonra buradan devam edelim. Şöyle. Tamam. Güzel. Bu çalışıyor. Şimdi bu çalışıyorsa bunu geldim kestim. Bunu nereye yapıştıracağım biliyor musunuz? Bunu header alanının olduğu kısma yapıştıracağım. Yani header alanı nerede? Şurada. Mesela bakın şöyle şu alana geldim yapıştırdım. Ardına şu heat komutunu geldim. Kestim. Kestiğim bu değeri de şu header partial'ın içine yapıştıracağım. O da nerede? Burada geldim yapıştırdım. Böylece header partial buradan alacak değerini. Traversal travel kategori yazıyor. Traversal kısmından sonra şöyle yazsın. Traversal ASP.NET Core 5.0 projesi yazmış olalım. Tamam mı? Header'ı böylece tamamlamış olalım. Şimdi body alanı biraz karışık. Body alanı çok basit değil. O yüzden yani hepsini kapatırsam tamamı kapanacaktır. Header alanı şurada bir header başka bir header var. Bu ne için header? Bu menülerin olduğu alan. Tamam şöyle diyelim. Nav bar diyelim biz buna. Hatta nav class bar da buradan mı geliyor? Aynen. O zaman biz şöyle şurayı komple header olarak alabiliriz. Pardon. Nav bar olarak alabiliriz. Sağ tuşa tıkladığımda layout parçala. Hemen buraya ben bir view daha ekliyorum. Bir Razor View ismi alt tire navbar parçalı olsun. Şimdi navbar parçalı eklemiş olalım uygulamamızın içine. Amacım layout'u temizlemek. Yani layout'ta sadece partial asenkronik metotlarıyla parçaları çağırmak istiyorum. Böylece layout temiz kalsın. Kullanımı çok daha kolay olsun. Şimdi burayı sildim. Ardından UI layout'a geldim tekrar. Şimdi şunu kestim.
Bunu şöyle şuraya yapıştırdım. Burayı da temizleyeceğiz. Yani bunları düzenleyeceğiz. Sonra şuraya geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sen diyeceğim burada neyi alacaksın? Alt dire navbar parçalı alacaksın. Tamam mı? Daha sonra şu açıklama satırlarını da siliyorum. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Süper. Sonra aynısını footer için yapalım. Ekle diyelim. Hemen yeni bir view ekleyeceğim. Bakın 300 satır kodumuz vardı. Buradaki kod satırını iyice azaltıyoruz. Hemen footer için bir tane ekleyelim. Alt tire footer parçalı olsun burası da. Footer parçalı eklemiş olalım. Şimdi footer parçanın içine de footer alanına ait kodları ekleyeceğiz. Script'leri de aynı şekilde bir layout'un içine dahil edeceğim. Yani bir parçanın içine dahil edeceğim daha doğrusu. Hemen footer da eklensin. Şöyle yapalım. Şurayı sildim. Ardından geldim. Şu footer'ı kestim. Bunu şöyle şuraya yapıştırdım. Kaydettim. Bunları tabi düzenleyeceğiz. Daha sonra şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Sen diyeceğim. Şurası alt dire footer parça olsun. Tamam mı? Bu şekilde olacak. Burası da böyle. Şimdi buradan bir çalıştıralım uygulamayı. Bir hata var mı yok mu bir kontrol edelim. Sonra bu dersi bitirelim. Gelecek derste buradan düzenlemelerimize devam edelim. Bir problem gözükmüyor. Bir sonraki derste buradan devam edeceğiz.